arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimiz 0-1 yaş civarı çocuklarımız için Tabii kilolu bebeklerimiz için biraz daha ölçülerimizin büyük olması gerekmekte. Bir adet ip kullandım bu yeleğimi örmek için. Yakadan başladım. Düzenli artışlarımızı şu şekilde yaparak roba kısmını tamamladık ve daha sonrasında gövde kısmımızı örmeye devam ettik. Son olarak yaka kısmını bağcığımızla kapadık. Evet sizlerle yeleğimizin bütün aşamalarını birlikte çalışacağız. Ee, i̇pimiz şöyle göstermek istiyorum. Nakonun Lüks Minnoş Baby ipini kullandım. Ee, şöyle 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. İpimiz gayet tatlı bir pembesi var. Tabi dilediğiniz renk ve dilediğiniz iplerle yeleğimizi çalışabilirsiniz. Ölçümüzü de baktıktan sonra yeleğimizin yapımına geçelim. Bu arada kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. 31 santim yeleğimizin uzunluğu, kol altından genişliğine bakacak olursak şöyle 24 santim kol altı genişliğimiz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nakon Lüks Minnoş baby ipini kullanıyorum. %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Hemen renk numarasına bakalım. Renk numarası ise 4531 numaralı renge sahip, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen minik yeliğimizi örmek için ipimizin iç kısmında şu şekilde alarak örmeye başlayalım. 53 tane zincirim çekmek istiyorum. Bir tane şöyle düğümümü attıktan sonra zincirimizi çekmeye başlayalım. Çok sıkı olarak çekmeyelim. Biraz rahat çekelim. Üzerindeki trabzanlarımızı rahatlıkla yerleştirebilmek için. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplam 53 tane olunca görüşelim. 53 tane zincirimi çektim. Şu şekilde bırakmak istiyorum. Hemen zincirimizin ölçüsünü görelim. 23 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Trabzanım için 1 ve 2 tane bakınız. 1 ve 2 tane zincir geriye çekiliyorum. İki zincir ilave ediyorum ki 53 trabzandan hiçbir şey kaybetmeyeceğiz bu şekilde. Tığımın başını doluyorum, geriye çekildiğim ikinci zincirimin içerisine giriyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında birer birer her bir zincir yuvasına trabzanımı örüyorum. Hiç zincirlerimizi atlamayalım. Bakınız şu şekilde. Şöyle kontrol ettiğimiz zaman hemen yanındaki yuvadayım. doluyorum. Bütün zincirimiz bitene kadar yani toplamda 53 trabzan olana kadar örelim. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Şu şekilde bakınız. Hemen sayalım bakın birlikte. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50 ve 53 tane trabzanımız çekmiş olduğumuz zincirimizin üzerine yerleştirdim. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 1 ve 2 bitirdiğim yönde çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. 1. trabzanımın üzeri zincirle şimdi 2. trabzanımın üzerine şuraya gelerek batıyorum. Bakınız şuraya. Bir defa doladım ve ördüm. 2 tane kenarda tek trabzanımız oldu. Başlangıç ve bitişte ikişer tane tek trabzanımız olacak. Ortasında ise şimdi Tığımın başını doluyorum zincir çekmeden. Sıradaki trabzan üzerine batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yerin içerisine bakınız. Buraya girerek bir tane V örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzan. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı yere batıyorum bir tane ve bir tane tek trabzan olarak bu sıramızı örüyoruz. Sıradaki trabzanımı bir, bir sonraki trabzanımı ise çift olarak örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, şöyle görelim. İki tekimi ördükten sonra her birisi farklı farklı yere. Bir tane ve bir tane tek. Bir tanesin aynı yere bir tek. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Son iki tane trabzanımız kaldı. Hemen alıyorum çift olarak bitirdim ve son iki trabzanımdayım 1 ve son trabzanımın üzerine batıyorum 2 son iki trabzanım tek bir öncesi çift şimdi üçüncü sıramıza iki zincir çekerek bitirdiğimiz yönde başlayalım örgümüzün arkasını çevirelim şimdi örgümüzün bu kısım düz kısım bakınız şuradaki içte kalan kısmın olduğu yer yani üçüncü sıramızı öreceğimizde bakınız örgümüzün düz başlamaktayız Örgümüzün dış e, yönünde yani e, düz yönünde şuradaki ikinci trabzanımızı dışa kabartacağız. Ve kabartmalı modelimizi bu sıramızda dıştan alarak trabzanlarımız örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şuradaki trabzandan bahsediyorum. Modelimizi buradan kurmaya başlıyoruz. Yandan giriyorum. Önce ipimi çekiyorum. Doladığımda alıyorum. Bir sonrasını alıyorum. İki tane trabzanımı bu şekilde ördüm. Bakınız ikinciyi kabarttım. İki trabzanı aynı yere battım. V olan yeri ise aynen içine giriyorum. Bir trabzan. Araya zincir çekmeden yeniden giriyorum. Bir trabzan olarak örüyorum. Yine V'lerimizi V olarak örüyoruz. Sıradaki tek trabzanımızı yandan girerek dışa doğru kabartıyoruz. 1 2 Tığımın başını doluyorum. V olan trabzanımı yeniden bir trabzan aynı yere giriyorum. iki tane trabzan. Tek trabzanımı yandan girerek kabartıyorum. V'min içerisine iki tane trabzanım aynı şekilde araya zincir çekmeden örüyorum. Bakınız kabartılı modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi V'mizi kurduktan sonra tek trabzanımı yanından giriyorum 1 ve 2 bein içerisine giriyorum bir trabzanımı ördükten sonra ikincisini ilave ediyorum tekrar tek trabzanımı yandan girerek örüyorum bir aynı ile giriyorum 2 yandan 1 belerin içerisine iki trabzan Diğerini yanlardan şöyle görelim. Bakınız kabartımız ortaya çıktı. Belirli hale geldi. Evet sona doğru aynen bu şekilde tekrarlarımızı yaparak ilerleyelim. Kabartıları oluştu. Şimdi son iki trabzanımızı örmek için hazırız. Bakınız beyimizi ördüm. Araya zincir çekmeden. Sıvın başını doluyorum. Sondan bir önceki trabzanımı dışa doğru kabartıyorum ve örüyorum. En son trabzanımı ise tepesine batarak düz trabzan olarak ördüm. Bir, iki tane zincir çektim. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve örgümün arka yönü bakınız ters olan kısım burası düz olan kısım burası. Buradaki buradaki ördüğümüz kabartıların devam edebilmesi için yine buradaki kabartıları kabartı olarak öreceğiz. Yani burada yandan almıştık bu sırada. Diğer tarafta ise yine bu yöne düz düşmesi için ardından alarak örüyoruz. Şimdi birlikte yapalım. Bakınız ilk trabzanımız zincir olarak diğer yönde ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki ikinci sıradaki trabzanım ardından giriyorum. Bakınız sağından girdim solundan çıkıyorum örgümün düzlüğünde doğru kabartıyorum ipimi aldıktan sonra bir iki defa örüyorum yine v'me geliyorum ve mi bir trabzan örüyorum bir zincir ilave ediyorum bu sırada bakınız artışımıza başladık tekrar aynı yuvaya girerek bir trabzan örüyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklindeki bütün V'lerimizi bu sıramızda öreceğiz tekrar tığımın başını doluyorum tek olan trabzanımı Ardından giriyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. Bakınız şu şekilde. ipimi geçiriyorum. 1, 2. Trabzanımın yani V'lerimin içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar bir trabzan. Tek olan trabzanın ardından girdim. Ön yüze doğru kabarttım. Ve ördüm. Ve içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan tek olan trabzanımı ardından girerek ördüm ve mi bir trabzan bir zincir ve bir trabzan tekrar 1 2 bakınız ön yüze doğru bu şekilde kabartma işlemimizi yaparak e, tek trabzanlarımızı ardından giriyoruz bu yönde beylerimizin arasına bir tane zincir çekerek artışlarımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz Sıra sonuna kadar geldim arkadan. Bakınız kabartılarımız gayet güzel bir şekilde kendisini belli etmekte. Evet şimdi son iki trabzanı sizlerle birlikte örmek istiyorum. V'mi ördüm. Daha sonra dışarıya kabartı olan trabzanımı örmek için başını bir defa doluyorum. Ve bakın sağ tarafından gelip sol tarafından çıkıyorum. 1 2. Tığımın başını doluyorum. 2 zincir çekmiş olduğum trabzanımı şu şekilde örüyorum. Tekrar 1, 2 eğer küçük olursa 3 de çekebilirsiniz. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen kabartılı devam eden ilmeğimi bu kez örgümüzün önü olduğu için yan taraftan giriyorum. İpimi alıyorum. 1, 2. Şimdi görmüş olduğumuz V'mizi 3 defa dolduruyoruz. Bakınız. Şu şekilde içine giriyorum. Tığımın başında oluyorum. 1, aynı ile giriyorum. 2 aynı yere giriyorum 3 3 defa trabzanımı ördüm zincir çekmiyorum sağında ve solunda hiç zincirimiz yok tığımın başını dolayarak kabartılı ilmeğimi yeniden örüyorum tığımın başını doluyorum ve en içerisine 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum kabartılı trabzanımı örüyorum tekrar Beğenin içerisine 3 trabzan örerek ilerliyorum. Evet şöyle görelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 3'er trabzanımızı örerek ilerlemekteyiz. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet örgümüzü devam ettiriyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra yandan kabartmamı yapıyorum. 1 ve 2 bir defa tığımın başını doluyorum. Kenardaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2. Şimdi bakınız bu sıramızı bu şekilde üçer trabzan örerek tamamlamış olduk. Bir uçtan diğer uca kadar. En son iki zincirimizi bitirdiğimiz yönde çekelim. Örgümüzün arkasını çevirelim. Yine şuradaki gördüğümüz kabartılı trabzanımızı başını bir defa dolayıp ardından girerek 1 2 yine kabartılarımızı kesinlikle bozmadan devam ettiriyoruz 3 trabzanımızın ikincisine yani tam ortadakinin üzerine minik bir tane V yapacağız ama öncesinde ve sonrasında iki tane zincir çekiyoruz iki zincirimi çektim tığımın başını doluyorum tam ortadakine bakınız İkincinin tepe noktasına girerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum bir zincirimi ilave ediyorum başını dolayarak giriyorum aynı yere tek seferde kapatıyorum ve burada minik bir tane V yapıyorum araya iki zincir V'imden önce ve sonra iki tane zincir tekrar tığımın başını doluyorum kabartılı trabzanımı ardından girerek örüyorum ve iki tane zincir tığımın başını doluyorum ortadaki trabzanımın üzerine batarak tek seferde çekiyorum bir zinciri çekip tekrar başını doluyorum Yeniden tek seferde çektiğim minik bir V örüyorum. V'mden hemen sonra iki zincir. Tığımın başını doluyorum. Kabartımı örüyorum. Kabartıları lütfen unutmayalım. Yeleğimiz bitene kadar devam edecek. İki tane zincirimi çektim. Tam orta trabzanımın üzerine geliyorum. Tek seferde kapatıyorum. Araya bir zincir. Tek seferde yine kapatıyorum. Bitişinde yine iki zincirimi çekip Trabzanım ardından girerek ön yüze kabartı oluşturuyorum. İliğimizin arkasından örerek geldim. En son trabzanımın bulunduğu yerdeyim. Bakınız, minik V'mizi yaptım. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanım ardından girerek örüyorum. 1 iki. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçta zincir çektiğim trabzanımı da ördükten sonra bu sırayı tamamlamış oluyorum. Sıramızı tamamladık ve yeniden. Başlangıç noktasına geldik. Bakınız, iki tane minik trabzanımız, bir tane trabzanımız. Arada sadece bir zincirimizi çektik. Diğer ikisinin arasında ise sağda ve solda ikişer tane zincirimiz var. Şimdi son geçişi birlikte yapalım. bitirmeler ve başlangıçlar biraz daha özellikle yeni başlayan arkadaşlar için sıkıntı oluşturmakta. Düğüm yaptıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum diğer tarafa kabartı olması için ardından giriyorum 1 ve 2 hemen başlangıçtaki iki zincirimin üzerine batarak trabzanım örüyorum yeniden bir iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümü şu şekilde çeviriyorum Trabzanımızı kabarttıktan sonra tığımızın başını doluyorum. Zincir çekmeden hemen minik devimin içerisine 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 ve aynı yere 3 tekrar zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum yandan giriyorum dışa doğru kabartıyorum tekrar tığımın başını doluyorum minik beğimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tığımın başını doluyorum sağdan girip dışa doğru kabartıyorum tekrar tığımın başını dolayıp minik beğimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum Tamam başını doluyorum sağdan girip dışa doğru örgümü kabartıyorum şu şekilde sıramızı tamamlayalım yeniden sıramızın sonuna geldik 3 er trabzanımızı ördüm en kenardaki bakınız kabartılı trabzanımı da ördükten sonra Zincirimin üzerine de bir trabzan örüyorum. Bir iki zincir çekip yeniden sıramızı başlatıyoruz. Ardından girdim ve öne kabarttım. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki iki zincirimi öncesinde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tek seferde çekiyorum. Bir zincir, ortadaki trabzan tek seferde. İki tane zincir, kabartılı trabzanımı örüyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynısını tekrar ediyorum. İki zincir. Bakınız V'imizin öncesinde ve sonrasında iki zincir. Tığımı başını doluyorum. İkili trabzan şekliyle kabarttıktan sonra iki zincirimi çekip V'imin üzerine batıp tek seferde çekiyorum ve minik V'lerimi örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım minik V'lerimizi hazırlayarak sıramızın sonuna geldik. Yeni sıramıza başlıyoruz. Yeni sıramıza ben trabzanımı ve kabartalı trabzanımı ördüm. Yani iki trabzanımı da ördüm. Tığımın başını doluyorum. Minik V'min içerisine bu kez 5 tane trabzan örüyorum. Artış yapıyorum. Bakınız yaka olduğu için genişlememiz lazım. Artışlarımızı yaparak bu genişliği sağlıyoruz. 4 ve bir tane daha artışımı yapıyorum 5 araya zincir çekmeden yandan trabzanımı dışa doğru çıkarıyorum tekrar zincir çekmeden minik beğimin içerisine 5 trabzanımı örüyorum 3 4 ve 5 tığımın başını doluyorum dışa kabartıyorum minik trabzanlarımın içerisine giriyorum yuvamıza 5 tane trabzanımızı yuva içerisine örüyoruz 4 ve 5 tığımın başını dolayarak yeniden tek trabzanım örüyorum sıramızı bu şekilde 5 trabzan bir trabzan kabartılı şekilde örerek tamamlayalım arkasından öreceğimizde yine görüşelim Yaka genişliğimizi kazandık. Bakınız artışlarımızı yaparak şöyle görmekteyiz. Şimdi beşer tane trabzanımız vardı. Tam ortasındaki trabzanımıza minik V'mizi yapacağız. Yani 3. trabzanımıza minik V'mizi yapacağız. Aynı şekilde 2 tane zincir başlangıçta çekiyoruz. Tamın başında oluyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden bir defa da çekiyorum. İki zincirimi çekiyorum trabzanımı dışa doğru örüyorum 2 tane zincir tığımın başında oluyorum 1 2 üçüncü trabzanımın tepesinden batarak tek seferde çekiyorum araya bir zincir ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım minik yuvalarımızın üzerine yeniden beşer tane trabzanlarımızı örelim kenardaki iki trabzanımı ördüm oraya zincir çekmeden yuvamın içerisine giriyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tek trabzanımı örüyorum. Tekrar 5 trabzanımı minik yuvamızın içine örelim ve robamızda bu son sıramız olsun. Bir dahaki sıramıza kol ayrımımızı yapalım. Evet. İkinci kez 5 trabzanımızı ördük ve roba kısmını tamamladık. Gördüğünüz gibi işaretlemelerimi yaptım. Şu şekilde bakınız işaretlemeleriniz. Birinci dilim, ikinci, üçüncü, dördüncü dilimi önle olarak ayarladım. 1, 2, 3, 4. Diğer tarafta da aynı şekilde 4 ve 4 olarak ayarladık. Kollarımız ise 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafta da 1, 2, 3, 4 ve 5. Arkamıza bakacak olursak bakınız. Arkada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önlerimiz 8, arka birazcık daha dar olacak. 7 tane grubumuzu arkamız için de ayarladık ve bu şekilde hazırladık. Şimdi yükseklik olarak e, yüksekliğine bakmak istiyorum. Örgümüzün sıklığı ve genişliği konusunda e, fikir sahibi olabilmemiz için 10,5 santim. Şu şekilde bakınız 10,5 santim e, robamızın uzunluğu. Şimdi kolumuzu birleştirme işlemine geçelim. Daha önce ördüğüm gibi örmeye başlıyorum. Şu kısmı... Şöyle hemen birlikte yapalım. Zincirlerimizi yine çekiyoruz. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Ardından girerek ikinci trabzanımı kabartı olarak örüyorum. Artık gövde bölümüne geçtik. Üzülmesini istemiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 2 olan zincirimi 3'e çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanım üzerine tek sefer batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tek seferde kapatıyorum. Minik V'mizi yeniden kuruyoruz. 1, 2 3 gövde kısmımızı bağlayacağız trabzanımı dıştan örüyorum 1 2 ve 3 tamamın başında oluyorum 1 2 3 3'ün tepeye tek seferde bir zincir tekrar tek seferde giriyorum 1 2 3 kol ayrım işaretine kadar örerek ilerleyelim işaretimi taktığım yere kadar geldim hemen işaretimi de ardından girerek yine örüyorum. Şimdi diğer kolumuzun bulunduğu noktaya geçiyoruz ve buraya da 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve diğer trabzanı şöyle ardından girerek örüyorum. Şöyle görelim. Trabzanımızı ördükten sonra bakınız kol altında da bir tane model yerleştireceğiz. Model yerleştireceğimiz için buraya 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çektikten sonra tığımın başını tekrar doluyorum. Diğer ayracımın bulunduğu noktaya geliyorum. Yine dıştan örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum üçüncü trabzan üzerine batarak tek seferde kapatıyorum iki zincir aynı noktaya batıyorum 1 2 3 deyip sırt kısmını örmeye devam ediyorum bakınız şurada kol altımızı 7 zincir çekerek genişlettik şöyle görelim bir tane model tam ortaya yerleştireceğiz üçer zincirde kenarlarda olacak şekilde bu kısmımızı bakınız ayarladık şu şekilde yeleğimizin kol altlarından 7'şer zincirle Şöyle tamamladık şimdi e, modelimizin 5 e, 5 beş tane trabzan olarak ördüğümüz yerden itibaren yaptığımız gibi beşer trabzan olarak örmeye devam edelim Şu kolumuzun altına kadar kolumuzun altında modelimizi sizlerle birlikte yerleştirelim Daha sonrasında yeniden görüşürüz Modelimizi aynı şekilde kurarak geldim. 1, 2, 3, 4 tane dilimimizi 5'er trabzan olarak ördüm. Son kenardaki kol ayrımı yerindeki tek trabzanı dışa doğru kabartarak ördüm. Şimdi hiç zincir çekmeden ilerliyorum. Şöyle bakalım bakınız. 1, 2, 3, 4. 4. zincirimizin içerisine girelim. 5 tane trabzanı aynı noktaya örelim. 2, 3, 4 modelimizi kol altına bir tane daha yerleştirdik gövde kısmı kasmasın diye bakınız 5 trabzan zincir çekmeden tığımı başım doluyorum trabzanımı yandan örüyorum tekrar zincir çekmeden yuva içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum diğer kol altına kadar ilerleyelim Sırt kısmımızı örerek tamamladım. En son tek olan trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4. 4. zincirin içerisine batıyorum ve buraya 5 tane trabzanımı örüyorum. Yeni dilimimizi bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. 4 bir tane daha örüyorum. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Tek trabzanımı kabartıyorum. Yine beşer tane 3, 4 ve 5. Evet sıra başına kadar ilerleyelim. Evet yeleğimizin bakınız roba kısmını tamamladıktan sonra kol altından örmeye devam ettim. Şu şekilde açarak göstermek istiyorum. Bir sıra daha beşerli e, trabzan şeklinde ördük. Sonra üzerine minik yuvalarını örmeye başladım. Bir sıra daha üzerine beş trabzan şeklinde örelim. Daha sonrasında artış için yeniden birlikte olalım. Şöyle görelim. Bakınız toplamda 1, 2, 3 şimdi öreceğimle birlikte 4 tane 5 trabzanlı grubumuzun olması gerekmekte. Yuvalarımı şu an hazırlamaktayım. Bakınız geri dönüşümü yaptım. Yuvalarımı hazırlıyorum. Bir sıra daha 5 trabzan örelim. Sonrasında artışımız için yeniden görüşelim. 5 trabzan olarak kol altından sonra da bakınız ördük. Şimdi minik yuvalarımızı hazırladık. Artık bundan sonra 5 olarak örmüş olduğumuz trabzan sayısını 7'ye çıkarıyoruz ve kol altında genişliğimizi sağlayıp aşağıya doğru genişlemesini sağlıyoruz. Şimdi dönüşümü yapıyorum. Hemen bitirdiğim yönde 1-2 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Önden alıyorum. Hep ördüğüm şekliyle zincir çekmeden tığımın başını doluyorum trabzanlarımı örmeye başlıyorum toplamda 7 trabzanımı örüyorum tekli sayılarda artış yapmamız gerekmekte tam ortadakine batabilmemiz için sayalım 2 4 5 6 ve 7 Toplamda 7 tane trabzanım ördüm. Şöyle bakalım 2, 4, 6 ve 7. Hemen tığımın başında oluyorum. Kabartımı örüyorum. Ve bundan sonra 7 trabzan olarak aşağıya doğru ilerliyorum. Yeleğimizi istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettik. Ve şu şekilde ördük. Bakınız gayet güzel bir iyilik çalışması oldu. Çok hoş. Evet şimdi kenar çalışmalarını birlikte yapalım. Şöyle ön kısmını alıyorum. Düz yüzü bize bakacak şekilde yani bizden tarafta düz yönü olsun. Bir zincir çekerek hemen tığımıza düğümümüzü atalım ve kenar tığlamamızı başlatalım. İlk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir zincir çekerek burayı sabitliyorum. Hemen bir sonraki trabzanıma tığımın başını dolayarak batıyorum ve örmeye başlıyorum. İpimizi de şöyle gizleyelim. 1 başını doluyorum 2 tamam başını tekrar doladım 3 tekrar 4 5 6 tane trabzanımı örüyorum bakınız 6 trabzanımı ördüm hemen yanındaki trabzanıma şu şekilde batıyorum tekrar tığımın başını dolayarak bir sonraki trabzanımıza batıyoruz ve buraya da 6 trabzanımızı örüyoruz 3 4, 5 ve 6. Hemen yandaki trabzanımıza batalım. Tığımızın başını dolayalım. Bir sonraki trabzan arasına girerek yeniden 6 tane trabzanımızı örelim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen yandaki trabzan grubuna batıyorum. Ve bir sonraki trabzan arasına geçerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen yanındakine sık iğne şeklinde batıyorum. Bir sonrakine yeniden 6 trabzan örerek aşağı kadar ilerliyorum uç noktaya kadar geldim. Bakınız şu şekilde çok şık bir görünümü oldu. Hemen 6. trabzanımı ördükten sonra dibine gelerek batıyorum. Hemen kendi dibine şu kısma bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keselim. Şöyle zincirimi çektim. Şöyle görelim arkaya gizleyelim. Aşağı kısma geçmiyoruz. Aşağı kısmı ise örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde ördükten sonra bakınız. Alt kısmı çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Arkadan örüyoruz. Lütfen dikkat edelim. Diğer kısmı da öreceğiz. Ama öncesinde ben hemen göstermek istiyorum. Şuradaki kabartılı olan trabzanımın hemen yanına girdim, şu şekilde sabitledim ve bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum, araya giriyorum şuradaki araya. Arkadan örüyoruz bakınız. Bir sonraki için başını doluyorum, bir sonraki trabzanıma giriyorum, tekrar tığımın başını doluyorum, bir sonraki trabzanın aralığına geçiyorum. Her bir trabzan aralığımıza bir defa başını dolayarak batıyorum. Ve bakın kabartılı trabzanımın sağ ve solu hemen her ikisine de bir diğer tarafına da bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tam arasına giriyorum. Başını doluyorum. Tam araya tersten özellikle örüyoruz ön tarafa daha muntazam ve güzel dursun diye trabzanımızın sağını ve solunu örüyorum ve şöyle bakalım bakınız bakın tamamlandığında bu şekilde gayet güzel bir görüntüsü olacak aşağıya da tersten örerek tamamlayalım aynı şekilde burada çalıştığımız gibi diğer önümüzü de çalışalım sonrasında görüşelim Evet yeleğimizin ön kısmını modelimize uygun bir şekilde çalıştık. Her ikisinde bakınız dilim dilim gayet güzel bir şekilde ördük. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bakınız her ikisinin de e, düz yönde olması. Bir örgümüzün ters bir tanesinin düz değil. Onun için şuradan başlayacağımız zaman e, bu yön için yani sol yön yukarıdan başlıyoruz. Sağ yönü ise aşağıdan yukarıya doğru örerek bu düzgünlüğü sağlıyoruz alt kısımlarını görelim. Alt kısımlarını tersten örmüştük. Ee, tersten örüp şu şekilde durmasını istemiştik. Bakınız gayet güzel. Şöyle gördüğümüz zaman dolgun bir çalışma oldu. Şimdi kolumun bir tanesini yine ben tersten örerek tamamladım. Şöyle görelim. Zaten fark edeceksiniz bakınız tersten örgüyle düz örgümüzün bu son bitişteki farkını bu işlemimizi bu şekilde daha güzel durmakta hemen diğer kolumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım bir tane zincir çekerek hemen tığlama işlemine geçiyorum ders dediğimiz örgümüzün arka yönüydü bakınız kolumuzun altının hemen yanından şuradaki trabzanıma girerek batıyorum ve bir daha batıp Buraya kendimi sabitliyorum. Hemen trabzanımın kenarından tığımın başını dolayarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Görmüş olduğum trabzanların tamamının tam araya girerek bir defada çekiyorum. Doluyorum. Bir defada çekiyorum. Doluyorum. Bir defada çekiyorum. Hemen bakın bir tane trabzanımızın sağ ve soluna birer tane başını dolayıp batıyorum. Tekrar tığımızın başına dolayıp rahat bir şekilde örelim, sıkıştırmayalım. Güzel kabartılı olacak o zaman. Başlangıç noktamıza doğru bu şekilde bütün trabzanlarımıza yani tam aralarına girerek batalım. hiç sıkıştırmıyorum. Son derece rahat bir örgüyle örüyorum. Ve iç kısma doğru ilerlemekteyim. Şöyle görelim bakınız örgümüzü. Kol altıma geldim. Kol altıma da yine aynı şekilde başını dolayıp batıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum başını doluyorum. Diğer tarafa geçtim. Başlangıç noktamıza kadar geldim hemen. Zincirimi çektiğim yere girerek ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir zincirle ipimi buradan kesip gizliyorum. Şöyle görelim. Şöyle elimizle düzelttiğimizde bakınız şu şekilde hoş bir görüntü olmakta. Evet yeleğimizin bütün bölümlerini örerek tamamladım. Şimdi şuradaki yaka kısmımızdan bağcık çalışmak istiyorum. Bağcağımızı örmek için birazcık daha kalın tığımızı kullanabilirsiniz. İsterseniz burgu yöntemiyle de çalışabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Zincirimi çekiyorum. Bakınız rahat rahat çekiyorum Dilerseniz ipinizi iki kat olarak da çalışabilirsiniz yeterli olacak kadar zincirimi çekiyorum yakamızdan geçirelim en üst kısımdan geçirmeye başlıyorum isterseniz e, iğne ile geçirebilirsiniz nasıl kolayınıza gelecekse o şekilde geçirebilirsiniz. Belli aralıkları lütfen belirleyin. Mesela bakınız 1, 2, 3 tane trabzanı belirledim. 3, alttan da 3, üstten de 3 olarak geçirelim. 3'er 3'er trabzan aralıklarla. 3, 3 tane altta kimi irili ufaklı olmasın. Şöyle düzen içerisinde olsunlar. Sona kadar her iki ucumuzu da bakınız geçirdik. Biri başlangıç biri de bitiş yerimiz. Bir tanesine çiçek yapmak bir tanesine de pompon takmak istiyorum. Bağcıklarımın uç kısmı için şöyle kalın bir beyaz ip alıyorum. Bakınız bayağı bir dolu. Evet elime alıyorum. Bakınız 1, 2, 3, Üçüncüye batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitledim ve devam ediyorum üzerine. 2, 3, 4. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 3 defa da çekiyorum şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve hemen dibine batıyorum şöyle bir tane yaprak oluşturduk 1 2 3 4 çiçekten oluşan yani dört tane trabzanda oluşan 1 2 3 zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum. 1 2 3 defa alıyorum. Tekrar 1 2 3. 3 oldu toplamda. 1 2 3 4 zincirli geri dönüyorum ve batıyorum. Yeniden 1 2 3 zincirle çıkıyorum. Şu şekilde batıyorum tekrar. 1 2 3 aynı yere 1 2 3 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekip dibine batıyorum sabitliyorum buraya çektikten sonra bakınız kapadım ve bir tane zincirimi çektikten sonra makasımı kesiyorum burada bir tane 3 yapraktan oluşan çiçeğimiz oldu şöyle arkasında görmekteyiz bakınız herhangi bir şey burayı hemen iç kısma gizleyelim Evet ipimizi gizleme işlemini yaptıktan sonra kesiyoruz. Bir tane minik beyaz çiçeğimiz oldu. Diğer tarafa da beyaz pompon takalım. Alıyorum, şöyle pomponumuzun ipinin bir tanesini geçiriyorum. Diğeriyle düzelttikten sonra bağlıyorum. Bir tanesi pompondu bir tanesi çiçekli şöyle uzun iplerimi de kestikten sonra tamamlıyorum Evet sevgili arkadaşlar düğümümüzü de attım fiyonk şeklinde bu şekilde iliğimizi de tamamladık dilerseniz ikisini çiçek ya da dilerseniz ikisini de minik pomponlarla süsleyebilirsiniz bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere